Bu konu başlığımızda ESPRİT mod komutlarını göreceğiz. Üç eksen frezeleme. Örnek bir dosya açıyoruz. SolidWorks dosyalarını direkt açabiliyorduk. İşleyeceğimiz modelimiz bu. Modelimizi açtıktan sonra yapmamız gereken bir takım kontroller vardı. Birincisi parçaya üst görünüşünden bakarak istediğimiz konumda olup olmadığını kontrol ediyorum. Daha sonra eksenleri görmek istersem View'in içerisindeki UV eksenlerini göster komutunu tıklayarak da koordinatlarımı görebilirim. Daha sonra parçayı bizim işleyebilmemiz için bir stok oluşturmamız gerekiyordu. Stok oluşturmak için simülasyon parametreleri içerisinde solid sekmesinin olduğu kısımda stok'u tanıtacağım. Buradaki tanımlamalar stok, target yani hedef parçanın kendisi veya fikstürlerimiz, bağlama aparatlarımız olabilir. Stok tanıtmak için gerekli olan komutlarım ise şunlar. Birincisi file yani dosyadan stok tanıtabilirim. Solid ekrandaki bir katıyı seçerek bunu stok olarak tanımlayabilirim. Herhangi bir yapıyı, feature'ı extrude ederek stok oluşturabilirim veya revolve ederek stok oluşturabilirim. Silindir şeklinde yuvarlak parçaları stok olarak tanıtabilirim veya 2011'e yeni eklenmiş olan özelliklerimizden biri blok olarak stok tanıtabilirim. Blok seçeneğini seçtikten sonra oku tıklayıp katı modelin kendisini seçtiğim zaman katı modelin kendisini seçtiğimizde otomatik olarak parçanın minimum ve maksimum noktalarının koordinatlarını otomatik olarak hesaplayıp parçanın en dış hatlarına göre bir stok oluşturur. Stok'umu ekledim ve tamam diyorum. Simülasyon parametreleri içerisindeki play tuşuna bastığımız zaman oluşturduğumuz stok'u da görürüz bu şekilde takım yolu oluşturmadan önce. Parçayı işleyebilmek için öncelikle bir takım oluşturmamız gerekiyor. Takımlarımın olduğu kısma girdim. Bir tane takım oluşturalım. Takımımızın adı 25R2'lik bir takım olsun. Takımımızın çapı 25. Ucundaki radüste 2 olsun. Tamam dediğim anda takımımız oluşmuş oldu. 3 eksen frezeleme komutunda parça işlemeye başlamadan önce yapılarımızın içerisindeki yani feature'larımızın içerisindeki freeform feature yani işleyeceğimiz alanları belirlememiz gerekir. Ekranda birden fazla katı olabilir veya bizim ekrandaki parçamızın sadece belirli alanlarını işlemek istiyor olabiliriz. Bunu setup yapacağımız, ayarlayacağımız kısım ise şu komuttur. Freeform feature komutları. Freeform feature komutları içerisinde 3 kademeden oluşur. Birincisi part yani işleyeceğim alanlar. Bu katının komplesi olabilir. Katının tek tek yüzeyleri olabilir. İşlemek istediğim yüzeyleri belirleyip işlememek istediğim ama programın da görmesini istediğim yerleri check surface yani kontrol yüzeyleri olarak tanıtabilirim de. Veya direkt mod komutlarının içerisine girdiğimde eğer feature'ımı oluşturmamışsam herhangi bir komutu tıkladığım zaman da direkt freeform yani işlemek istediğin alanları belirlemek için açılması gereken komut açılır. Buradan da seçebilirim. 3 eksen işleme komutlarımızı sıralayacak olursak eğer birincisi roughing yani kaba işleme komutumuz. Tek bir tane kaba işleme komutumuz vardır. Tek bir kaba işleme komutuyla kaba, kabadan kalan yerler, rest hepsini tek bir kaba komutuyla yapabiliriz. Kaba komutunun çalışma prensibi şu şekildedir. Bizim simülasyon parametreleri içerisinde oluşturduğumuz stoğu işlemeye yönelik olarak çalışır. Ben oluşturmuş olduğum 25R2'lik takımla bir kaba attıktan sonra geriye kalan yerleri tekrar işleyebilmek için aynı kaba komutuna tekrar girip sadece takım çapını değiştirmem yeterlidir. Otomatik olarak bir önceki programın stoğu ne hale getirdiğini görüp kalan yerlerini işleyecektir. Diğer komutum paralel işleme. Paralel olarak parçayı taramak için kullanacağımız komuttur. Z-Level yani Control Finish komutumuz. Dik duvarların ve belli bir açıya kadar olan duvarların işlenmesi için kullanılan komuttur. Radial Finish. Bir merkez etrafında sürekli olarak takım yolunu toplayarak takım yolu oluşturur. Spiral komutu. Bir tane merkez veya birden fazla merkez verilebilir. Bu merkezlerden dairesel olarak, spiral olarak dağılarak takım yolu oluşturur.
Floor finish, düz zeminlerin ve belli bir açıya kadar olan zeminlerin işlenmesi için kullanılan komuttur. Pencil komutu, yüzeylerin kesişim noktalarına veya radüslere tek çizgi haline takım yolu çıkartır. Corner meshing, aynı şekilde yüzeylerin kesişim noktalarına ve radüslere takım yolu çıkartır. Fakat bu takım yolunda referans takım gösterilir. Yani referans takım olarak gösterdiğimiz takım yolunun takımın giremediği yerlere sadece dolaşır. 3D kontür, 3 boyutlu olarak çizmiş olduğumuz kontürleri, zincirleri dolaşmak için kullanılan komuttur. Concentric finish, yüzey veya feature seçebilirim bu komutta. Seçmiş olduğum feature'u 3 boyutlu olarak 3D olarak offsetli offsetliye takım yolu çıkartır. Between the two curve, yani iki curve arası işleme komutudur buna. İki tane curve veririz. Bu iki curve'un arasını loft komutuna benzer olarak işleyecektir. Ve 5 eksen komutlarımız. Kaba komutumuza başlayalım. Kaba yapmak istediğimi söylediğim anda direkt freeform'um açıldı. Eğer ben freeform'u daha önceden oluşturmuşsam ürün ağacından seçebilirim de. Parçanın komplesini seçerek bütün katıyı işlemek istediğimi söylüyorum. Okey dedim. Ve kabayla ilgili seçeneklerim açıldı. 4 tane sekmeden oluşur kaba komutu. Birincisi takımı seçtim. Takıma ilerlemelerimi veriyorum. Eğer istersem diş başına düşecek ilerlemeyi de verebilirim. İlerlemelerin %100 mü yoksa daha mı düşük olacağını buradan ayarlıyorum. Plunge fit Z'deki pasöğü giriş sırasındaki ilerlemesidir. Ben burayı 50 yapacak olursam %50 daha yavaş, yani verdiğim ilerlemeden %50 daha düşük ilerlemeyle pasöğe gir anlamına gelecektir. Lateral fit ise yanal paso sırasındaki ilerlemedir. Yanal pasolara verdiğim ilerlemede değil daha düşük ilerlemede girmesini istersen onu da buradan vereceğim. Eğer ben takım kütüphanemden, yani KBM'den almışsam buradaki değerleri kullan diyebiliyorum. Yes konumuna getirirsem bütün ilerlemeleri ve hızları kütüphaneden seçecektir. Toolpath kısmına geçtim. Tolerans. Bu işleme toleransıdır. Kabada bu 10'da 1 olabilir, %5 olabilir. Finişlerde daha da düşüreceğiz. Stoplar, finişe bırakacağımız paylar. Valve dediği duvarlarda finişe ne kadar bırakmak istediğimiz. Duvarlarda 10'da 5 bırakmak istiyorum dedim. Zeminlerde ne kadar bırakmak istersin diye soruyor. Zeminlerde de 10'da 5 finişe pay bırakacağımı belirttim. Daha sonra Z adımlarının ayarlanması. Eğer burada ben konstantı seçecek olursam, örnek olarak eğer ben Z'de 1 mm posa vermişsem, Z'de 1-1 aşağı inerek işliyorsa ve parçanın şuradaki ölçüsü küsuratlıysa tam bu 1 mm'yi tutturamayacaktır. Sürekli Z adımlarını 1-1 olarak sabit yapacak. Burada adaptifi seçecek olursam bunun anlamı da şu. Eğer benim parçamın ölçüsü küsuratlıysa, örnek olarak şuradaki ölçüm 20.527 gibi bir ölçü ise, ben de aşağıya 1-1 inmesini söylemişsem programa, bu 1 mm'yi 0.927, 928 böyle küsuratlara bölerek tam ölçünün çıkmasını sağlayacaktır. Bizim kullanacağımız komut bu, adaptif. Single cut'ı kullanacak olursak seçtiğimiz tek bir Z seviyesinde takım yolu bir kere hareket eder ve gider. Scallop'ta ise yanal posa yerine scallop değeri verilir. Bu verilen scallop yüzey pürüzlük miktarıdır. Oluşturacağı kademelerin yüzey pürüzlüğünü hesaba katarak Z'de hareket eder. Adaptifi kullanmamız gerekir burada. İnkremental de Z'deki paso miktarımızdır. Z'de 10'da 5 mm pasolarla girmesini söyledim. Step over yanal paso. Takımın yüzde kaçını kullanmak istersiniz veya milimetre olarak da yazabilirsiniz. Cutting strateji, nasıl işlemek istersiniz? İçeriden dışarı doğru mu? Dışarıdan içeri doğru mu? Yoksa optimize retract seçecek olursak mümkün olduğu kadar minimize edecektir. Yani kalkmadan işleme. Birden fazla bölgelerimiz varsa ilk önce birinci bölgeyi bitirip sonra ikinci bölgeye mi geçeyim yoksa her zil seviyesine kalkıp ineyim mi diye sorduğu kısım. 10'da 5'lik kısmı tamamladıktan sonra ikinci 10'da 5'e geçmeden önce parçanın etrafında finish yapmak istersek, eğer yes'i seçecek olursam parçanın komple etrafında bir kere de finish dolaşır.
Fakat finish'e yine pay bırakarak. High speed ile ilgili kısımlar. Köşelerde eğer tezgahımız vuruntu yapıyorsa, buradayı yes konuna getirsem köşelere olmayan bir radüsle dönerek vuruntu yapmayı engelleyebilirim. Veya işleme sırasında takım yollarını offsetlerken iç kısımlarda keskin dönsün, köşeleri radüsü dönsün veya mümkün olduğu kadar her yerleri arkla dönsün diyebilirim. Burada yes durumuna getirecek olursam köşeleri radüsü dönmesi için otomatik bir tolerans çıktı, corner tolerans ve bu tolerans da burayı işleyecek. Arc yaparsam köşelerde yapacağı arc miktarını giriyorum ve bu arc miktarına göre her yeri radius yaparak döner. No dersem dönüşlerin hepsi kesin olacaktır. Limitler, parçanın üst limiti ve alt limiti. Bu rakamları otomatik olarak hesapladı. Şuradaki okları tıklayarak eğer ben parçanın her yerini işlemesini istemiyorsam sadece şu Z seviyesine kadar in demek için kullanacağımız kısımlar. Model limitleri, buradaki seçenekler şu işe yarar. Birincisi, eğer burası on boundary olursa, on boundary seçecek olursam takım modelin dış sınırlarının dışına kesinlikle çıkmaz. Veya çıksın fakat benim istediğim kadar miktar çıksın istersen offset'i seçip bu miktarı kendim belirliyorum. Verdiğim miktar kadar içeride kalsın diyebilirim. Veya takımın ucundaki radüsün kotak noktası, yani tanjantına kadar çıksın diyebilirim. Diğer bir seçeneğim ise limit by stock. Aksi bir durum olmadığı sürece bu seçeneği seçeceğim. Bunun anlamı da benim oluşturduğum stock ne yapmanı gerektiriyorsa onu yap. Yani çıkman gerekiyorsa modelin dışına çık anlamına gelir. Parça içerisinde işlemek istediğim bölgeler varsa, sadece takımın şu bölgelerde gezmesini istersem buraları bir zincir oluşturup, feature oluşturup onları da buradan seçebiliyorum. Ve eğer bir feature seçmişsem, parçanın sadece belirli bir bölgesini işlemişsem, bu bölgeyi işlerken takım bu sınır çizgisinin üstünde mi kalsın, dışına mı çıksın, içinde mi kalsın yoksa tam kotak noktasında mı kalsın, buradan seçebilirim. Şu anda bir sınırımız olmadığı için nerede olduğum bir önemi yok. Linkler giriş ve çıkışların olduğu kısımdır. Retract hareketlerini nasıl yapmasını istiyorsam bunu buradan seçiyorum. Eğer burası no olursa, retract optimizasyonu no olursa her seferinde parça takım bir bölgeden başka bir bölgeye geçerken parçanın en üst güvenlik noktasına kadar kalkacaktır. Burayı with operation yapacak olursam işlemiş olduğu bölgeleri görüp sadece kestirme yollardan parçanın en üstüne kadar kalkmadan geçişlerini yapar. Approach, giriş ve çıkışlar. Giriş ve çıkışları istediğim gibi belirleyebilirim. Parçaya nasıl girmesini istiyorum. Öncelik sırası olarak seçilir bunlar. Birincisi, mümkün olduğu kadar dışarıdan radius yaparak gir seçeneğini aktif hale getirdim. Buradaki değerler otomatik olarak gelir. İstersen müdahale edebilirim de. İkincisi, mümkün olduğu kadar dışarıdan direkt gir. Her iki seçeneği de aktif hale getirdim. Burada tek bir seçeneğe bağlı değilsiniz. İstediğim kadar giriş çıkış seçeneği veririm. Program hangi bölgede hangisini kullanması gerekiyorsa en uygunu seçer ve kullanır. Daha sonra parçaya rampalı girmeyi denediyorum. Bunu da yapamazsan spiral girmeyi denediyorum helisel olarak. Onun dışında sabit noktalardan gir diyebilirim. Sabit noktalardan helis yaparak gir diyebilirim. Veya parçayı direkt girmeyi aktif hale getirebilirim. Approach hareketlerimi de belirledikten sonra fiddling, yani pasoları birbirine bağlama. Mümkün olduğu kadar smooth arc, yani yumuşak arklarla bağla diyorum. Eğer bunu yapamazsan normal lineer bağla. Bunu da yapamayacak olursan ramp hareketleriyle pasoları birbirine bağlamayı deneyebilirsin diyorum. Bu seçeneklerin hepsi aktif durumda şu anda. Parçayı işlerken takım nerede hangi hareket daha uygunsa, nerede mesafe daha yeterliyse orada o seçeneği kullanacak. Okey dediğim anda takım yolumuzu hesaplamaya başlar. Takım yolunu hesapladı. Burada bana bir uyarı veriyor. Buradaki verdiği uyarı şu. Benim vermiş olduğum giriş ve çıkış seçeneklerinin bazı yerlerde takımın çapı büyük olduğu için takımı sokmadığını, takıma zarar verebileceği için bazı yerleri işlemediğini bana bildiriyor. Tamam dedim ve takım yolum hazır. Oluşturduğum takım yolunu simülasyonunu izlemek için simülasyon parametrelerine geldim. Play tuşuna bastığım anda simülasyonum başlar. Simülasyon hızlarını parametreler içerisinden istediğim gibi arttırıp azaltabilirim. Simülasyon parametrelerine girdiğim zaman simülasyon parametreleri içerisindeki
blok sarısı. Yani blokları birer birer değil de yüzer yüzer arttır ve yüzer yüzer geç diyebilirim mesela. Tamam dediğim zaman play diyorum. Artık 100 satır olarak artarak daha hızlı yapabilirim simülasyonumu. Simülasyonumuz bitti. Bu tezgahta göreceğimiz görüntünün birebir aynısıdır. Bu operasyondan sonra parçamızın alacağı şekil bu. Ben ikinci operasyonu yaptıktan sonra simülasyonu izlerken tekrar bu görüntüden devam etmesi için simülasyonun şu anki kısmını hafızana al diyebilirim. Bunun için şuradaki disket tuşuna bastığımda simülasyonu otomatik olarak hafızasını alacaktır. Stop tuşuna basarak kat simülasyon komutundan çıkabilirim. Operasyonlar kısmından takım yolunun çizgilerini görmek istemiyorsam üzerine sağ tuş yaparak hide deyip gizleyebiliriz. Parçanın 25'lik takımdan sonraki kısımlarını işlemek için yeni bir takım oluşturuyorum. ONR05'lik takımımız olsun. Çapı 10. Ucundaki radüste 0.5. Tamam dedim. Kütüphaneme eklendi. Freeform'u bir daha oluşturmamak için ürün ağacından aynı freeform'u seçip işleyeceğim parçayı seçmiş oldum. 3 eksen frez eleme komutları içerisinde aynı komut. Sadece roughing'i seçmem yeterli geriye kalan yerleri işlemek için. ESPRİT'in özelliği olarak bir önceki komutta eğer ben bu komutu kullanmışsam, roughing'i kullanmışsam seçtiğim, doldurduğum bütün değerler otomatik olarak gelir. Sadece takımımı değiştiriyorum. Buna bağlı olarak ilerleme ve devirlerimi düzenlerim. Toolpad kısmında yine işleme toleransım, finish'e bırakacağım paylar. Finish'e bırakacağımız payın önemi rest'te şudur. İlk operasyonda ben finish'e eğer 10'da 5 bırakmışsam, ikincisinde de 10'da 5 bırakmalıyım. Eğer 10'da 5'in altında bir rakam yazacak olursam, örnek olarak eğer 10'da 3 yazacak olursam, bir önceki operasyonda finish'e benim 10'da 5 bıraktığımı biliyor program. 13 yazarsam eğer komple duvarlarda ve zeminlerde pası olacağını bilip kontür şeklinde dolaşıp o pasoları da alacaktır. Yani ben 13 bırakırsam tutup da duvarlar çarpma veya bindirme gibi bir ihtimal söz konusu değil. Finish'e aynı değeri, bir öncekinde bıraktığım değeri bırakacak olursam, 10'da 5 yazacak olursam diğer takımın giremediği yerlere sadece girecektir takım. Z'deki paso miktarım, takımın yüzde kaçını kullanmak istediğimizi yazdık. Limitler kısmına geliyorum. Eğer yeni bir limitim varsa, bir boundary'im varsa belirlerim. Pinklerde herhangi bir değişikliğim varsa belirlerim. OK tuşuna bastığım anda şu anda referans takım, referans program herhangi bir şey seçmeden otomatik olarak bir önceki stoğu görüp onun giremediği yerlere girecektir. Takım yolumuz hazır. Bu takım da bazı bölgelere giriş ve çıkış yapamadığını belirtti. Tamam diyorum. Ve şu anda az önceki takımın giremediği yerlere sadece takım yolu oluşturarak rest işlemi, yani kalan işlemi yapmış olduk. Simülasyonu seyretmek için sadece izlemek istediğim takım yolunu seçersem bunu simülasyonu yapacaktır. Simülasyon parametrelerimi girdim ve play tuşuna bastığım zaman sadece seçmiş olduğum takım yolunun simülasyonunu görüyorum. İkinci operasyondan sonra parçamın aldığı şekil bu. Tekrar hafızamı al diyebilirim. Stop diyerek komuttan çıkıyorum. Kaba ve rest işlemlerimizi tek bir komutla ve bu şekilde gerçekleştirebiliriz.